İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Konut ve arsa alıp satarken bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmanın önemini Filiz Karataş'la konuşuyoruz. Alacağınız mülkün yasal olarak satılabilir, satın alınabilir durumda olduğuyla da öncelikle ilgilenmeniz gerekiyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bir mülk almaya karar verdiniz. O mülkün bulunduğu lokasyonun belediyesine mutlaka gitmeniz lazım. Belediyede bu mülkün üzerinde bir satılamaz kaydı var mı, şerh, ipotek var mı? Buna baktırmanız gerekiyor. Bunu belki siz yapamayabilirsiniz ama mutlaka bu konuda da bir gayrimenkul danışmanından destek alabilirsiniz. Ee, öncelikle bir mülk alacağınız zaman karar verdiğiniz mülkün mülk sahibinden tapu takidat belgesi isteyin. Çünkü tapu takidat belgesi o mülkün üzerinde olan tüm şerhi, ipoteyi veya hiçbir şey olmayabilir temiz olduğunu gösterir bir belgedir. Bunu mutlaka isteyin. DAS poliçesi, DAS poliçesi mutlaka bu satış sürecinde yaptırılması gereken zorunlu olandır. Zaten DAS poliçeniz olmadan, emlak vergi beyannamesi yatmadan, tüm bu temiz kağıtlarını almadan zaten tapuya başvuru yapamıyorsunuz. Ticari ve lüks konut uzmanı Filiz Karataş, tapu işlemlerinde en güvenli yöntemin bankadan yapılan havale ve EFT yöntemi olduğunu söylüyor. Tapu alışverişlerinde en e, aslında güvenli yöntem bankadan havale ve EFT yöntemidir. Ama son zamanlarda insanlar evden de parayla geliyorlar. Çok önermiyoruz. Buna dikkat etmeleri çok önemli. Veya tapularda takas hesapları var. Siz alacağınız mülkün meblasını o tapu takas hesabına yatırıp imzalar atıldıktan sonra tapu takastan da kişinin hesabına geçmesi aslında en güvenli yöntemdir. En önemli yapmanız gereken şey tapudaki para alışverişi. Buna çok dikkat etmek lazım. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.